Ukrayna diyor ki Rusya gemilerin çıkmasına izin vermiyor. Ama Rusya da diyor ki biz öyle bir şey yapmıyoruz. Ukrayna'nın döşediği mayınlar nedeniyle bu gemiler Azak Denizi'nden çıkamıyor. Ama Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı tahıl ihracatı krizi artık küresel çapta bir tehdit. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov 8 Haziran'da Türkiye'ye gelecek. Bu ziyaret öncesi konuyla ilgili açıklama yaptı. Tahıl ihracatı sorununun Ukrayna limanındaki mayınlardan kaynaklandığı düşüncesini bir kez daha dile getirdi ki Rus lider Putin de söylemişti aynı şeyi. Ama Lavrov dedi ki bu mayınların temizlenmesi için Türkiye ile anlaştık. Ukrayna'daki savaş dünyayı yeni bir krizin eşiğine getirdi. Limanların abluk altında olması nedeniyle tahıl ihracatı durma noktasına gelince küresel gıda güvenliği tehlikeye girdi. Açlık riski kapıda. Sorunun çözümü için anahtar Türkiye olabilir. Rusya ve Ukrayna, dünyanın en büyük buğday ihracatçıları. Küresel buğday satışlarının yaklaşık üçte biri bu iki ülkeye ait. Savaşla denge bozuldu. Geçen yıl Mayıs ayında 667 bin ton tahıl ihraç eden Ukrayna, bu yıl aynı dönemde bu miktarın yarısına bile ulaşamadı. Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki Ukrayna limanları Rus ablukası altında olduğu için gemiler yola çıkamıyor. Yaklaşık 40 milyon ton tahıl depolarda kaldı. Birleşmiş Milletler yaşananları küresel gıda güvenliğine açılmış bir savaş olarak niteledi. Ukrayna tüm dünyadan acil destek istiyor. Tarım ihracatımız olmadan dünyanın farklı yerlerindeki düzinelerce ülke kıtlığın eşiğinde. Zaman geçtikçe durum korkunç bir hale gelebilir. Daha önce Rusya ve Ukrayna'yı müzakere masasına oturtmayı başaran Türkiye çözüm için devrede. Tahıl diplomasisi için düğmeye basıldı. Önemli ilerleme kaydedildi. Öne çıkan iki formül var. Türkiye'den Ukrayna'ya açılacak koridorla tahıl ihtiyaç duyulan pazarlara sevk edilebilir. Ya da Karadeniz'e komşu ülkelerin gemilerine Rusya'nın kontrolünde olmak şartıyla tahılı çıkarma izni verilebilir. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov konuya ilişkin Suudi Arabistan ziyaretinde konuştu. Tahıl arzında sorunun Rusya'dan kaynaklanmadığını söyledi. Lavrov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasında yapılan telefon görüşmesini hatırlattı. Bölgedeki mayınların temizlenmesine yardım etmesi konusunda Türkiye ile anlaşmaya varıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme yapıldı. Ardından Türk meslektaşların rehin alınan gemileri kurtarmak için Ukrayna limanlarındaki mayınların temizlenmesine yardım etmeye çalışacakları konusunda anlaşmaya varıldı. Ancak bu operasyon Ukrayna'nın askeri potansiyelini güçlendirmemeli. Lavrov'un 8 Haziran'da Türkiye'ye yapacağı ziyaretin en önemli gündem maddelerinden biri tahıl koridoru açılması olacak. Türkiye'nin tahıl koridoru çabalarına Fransa da destek veriyor. Var olan anlaşmalar gereği Karadeniz'deki sorumluluğu nedeniyle Türkiye'nin oldukça önemli bir rolü var. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki paylaşımın oldukça pozitif olduğunu gördüm. Yani umuyorum ki önümüzdeki günlerde, haftalarda bu durumu çözüme kavuşturacağız.